Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zyklef noktaları ile ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Bu konuyu ehemmiyetli görmekteyim. İhmal edilen konulardan birisi olduğunu tahmin ediyorum. Gerek eğitim sırasında yetersiz anlatılması, gerekse noktaların ezberlenme açısından tarafımızca zor olarak algılanması nedeniyle genellikle bu konu çoğumuz tarafından hep ikinci plana itilmiştir. Fakat şunu söylemek istiyorum ki bu noktalar klinikte kullanıldığında çok etkili ve süratli cevabın alındığı noktalardır. O yüzden bu konuyu eğitim öğretim odası olarak düşünecek olursanız anlattığım bu sunum ile eğitim öğretim odasının kapısını aralamış ve sizleri bu odayı gezdirmeyi düşünüyorum. Zyklef diye dilimize girmiş bu nokta ismi kimilerince Şikleft, kimilerince Zyklef olarak da adlandırılmakta. Z bir yarık veya gedik anlamına gelir. Şimdi bu yarık ve gedik anlamını noktanın yerleştiği yere göre tanımlandığını söyleyenler olduğu gibi meridyen üzerinde bu noktaların bir odacık şeklinde yorumlanması nedeniyle de bu adın verildiğini söyleyenler var. Bakın buradaki şekilde üstteki çizgi ana meridyeni temsil ediyor. Alttaki çizgi de kan damarını temsil ediyor. Burası da Zyklef noktasını temsil ediyor. Zyklef noktaları çiğ ve kanın meridyen boyunca depolandığı yerler olarak düşünebilir. Bu noktalar ana meridyenin altındaki kan damarıyla yaklaştığı noktalar olarak da yorumlanabilir. Genellikle Zyklef noktalarını akut vakalar için kullanıyoruz. Batılı kaynaklarda yin meridyenlerin Zyklef noktalarının kanama vakalarında örneğin akciğerin Zyklef noktası olan L6 noktasının burun kanamasında veya hemoptizde kullanılmasını örnek olarak verebilirim buna. Yang meridyenlerin de ağrı vakalarında kullanıldığını söyler. Kambriyah ise bunu bu şekilde bir ayrım yapmaz. Der ki bu gerek yin aşırılıkları gerekse yang aşırılıklarında eğer hangisi aşırı ise onu sedatize eder der. Hakikaten gerek tek başına yinin veya yangın aşırı olduğu vakalarda veya her ikisinin arttığı vakalarda veya hangisinde aşırılık olduğunu tahmin edemediğimiz durumlarda bu noktaları çok etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. 12 düzenli meridyende birer tane ve 4 tane de sıra dışı meridyende olmak üzere toplam 16 tane Zyklef noktası mevcut. Bu sıra dışı meridyenler Yin Chiao, Yang Chiao, Yin Wei ve Yang Wei meridyenleri. Bakın akılda nasıl tutabilirim diye bir soru gelebilir. İsminde Yin veya Yang etiketini görmediğiniz meridyenlerde Zyklef noktaları yok. Böyle düşünebilirsiniz. Bu 4 meridyenin içerisinde adında Yin veya Yang etiketini görüyorsunuz. İşte Zhong Mayi'dir, Dai Mayi, Ren ve Du meridyenlerinin Zyklef noktaları bulunmamakta. Bu noktaları akılda daha kalıcı kılabilmek için bir betimleme yaptım. Fakat bu betimlemeyi sadece üst ekstremitede yerleşen Zyklef noktaları için yapabildim. Alt ekstremitede yerleşenleri de beraber inceleyelim ama onlar için herhangi bir benzetme size veremeyeceğim. Şimdi üst ekstremitede yerleşen Zyklef noktaları üst ekstremite deyince üst
Jiao aklınıza gelsin. Üst Jiao'da ne bulunuyor? Kalple akciğer komşu iki organ değil mi? Farz edelim ki bu kalple akciğerin birlikte yemek yedikleri bir masa düşünelim. Bu yemeğini ince bağırsak ağacının altında yediklerini, yemeklerinde şurada 4 dilim tost ile gösterdiğim 4 perikard ve içi boş bağırsak menüdeki yemekler olsun. Şimdi o zaman şöyle bir cümle kuralım. Kalp ve akciğer ince bağırsak ağacının altında 4 tane perikard ve içi boş bağırsak yedi. Kalp, akciğer ve ince bağırsak ağacının altında dedik. İnce bağırsak ağacının altında. Bu 6 hem ince bağırsağa gitsin hem akciğere hem kalbe. Yani kalp 6, akciğer 6 ve ince bağırsak 6. Zayıflık noktadır. Başka? 4 tane perikard dedik. Perikard 4. Ve içi boş bağırsak 7. İçi boş olarak da Sanjiao aklınıza gelsin. Sanjiao ve kalın bağırsak 7. Bu 7 de hem içi boşa gitsin hem de bağırsağa. O zaman üst ekstremitede kalp 6, akciğer 6, ince bağırsak 6, perikard 4, Sanjiao 7 ve kalın bağırsak 7 noktaları Zayküle noktalarını oluşturmakta. Noktaların yerleşimlerini de kısaca göstereyim. Akciğer 6 noktası el bileği distal çizgisinin 7 cun proksimalinde yerleşir. Akılda kalıcı olması hasebiyle kendi kitabımdaki resmi buraya aynasıyla koydum. Şimdi kol 12 cun olarak kabul edilir. Şimdi el bilek distal çizgisiyle kübital kıvrım arasını aslında ölçtüğünüzde yani 12 cun etmiyor. Aşağı yukarı 10-11 cun civarındaydı. Yani bu large intestine 5 ile large intestine 11 arası yani kolun dış yüzeyini hatta neredeyse olekronuna kadar baktığınızda belki bu mesafeye 12 cun diyebilirsiniz. O yüzden ön kolu 12 cun kabul edip orta noktanın 1 cun proksimalinde akciğer 1 cun distalinde de perikard meridyenlerinin Zayküle noktaları bulunuyor şeklinde aklınızda tutmakla birlikte bu şekilde ortadan ölçüp 1 cun proksimale ve 1 cun distale gidip noktaları bulmanızı çok önermiyorum. Çünkü hakikaten yanlış noktalara düşüyorsunuz. Kolun medial yüzünün kübital kıvrıma uzunluğu ile kolun dış tarafındaki distal bilek çizgisinin olekronla uzunluğu arasındaki mesafe farklı olduğundan yanlış yorumlamalara, yanlış noktalara düşmemize neden olabiliyor. O zaman bu şekli akılda kalıcı olsun diye ben yine de buraya koydum. Nasıl diyelim? Akciğer 6 noktası. Burayı 6 cun kabul edelim. Hadi toplam 12 cun olursa 6 cun. 1 cun proksimalinde el bilek distal bilek çizgisine 7 cun mesafede yerleşiyor. Yine 6 cun diye buraya kabul ettik. 1 cun distalinde de perikard 4 yerleşiyor. O zaman 6 eksi 1 burası da 5 cun olmuş oluyor. Perikard 4 kolun medial kısmında orta hatta el bilek çizgisine 5 cun akciğer 6 7 cun mesafede. Kalp 6 noktası da bakın burada kalp 7, kalp 6, kalp 5 ve kalp 4 noktaları peşi sıra aralarında yarım cunluk uzaklıklarla yerleşiyor. Ona dikkat edelim. Bu o zaman el bilek distal çizgisine uzaklığı yarım cun olan kalp 6 noktası da dediğimiz gibi Zayküle noktaları arasında. Elin lateralinde yerleşen bakın ince bağırsak 6 çoğumuz tarafından bilinen bir nokta. Bu nokta el
Supinasyonda iken ulnanın en çıkıntılı noktasına dokunuyoruz. Elimizi supinasyona getirdiğimizde buradaki oluk, elimizin parmağımızın altındaki oluk ince bağırsak altı noktasını gösteriyor. El bilek lateralindeki dorsal çizgiden 3 cun yukarıda Sanjiao 7. Yine zayklak noktaları arasında demiştik. Bu da orta hattın ulnar tarafında tam ulna kemiğini teğet geçecek şekilde yerleşiyor. Bunun hemen hatırlarsanız medialinde ne bulunuyordu? Sanjiao 6, bu element noktası olan Sanjiao 6 bulunuyor idi. Bu Sanjiao 6'nın hemen ulnar tarafında kemiğe teğet olacak şekilde yerleştiğini biliniz. Kalın bağırsak 7 de 3, 4 ve 5. 5 cun. El bilek çizgisinin 5 cun proksimalinde yerleşiyor. Alt ekstremitede dedik ki kolaylaştıracak bir benzetme bulamadık. Bunları da kısaca gözden geçirelim. Karaciğer 6 noktası diz sübital kıvrımı ile medial malleus arasındaki orta nokta olarak adlandırılır. Yani lim 6. GB36 lateralde burada fibula başının hemen anterior ve inferiorunda ne vardı? GB34. GB34 ile lateral malleus arasındaki orta nokta. Yani her ikisini orta nokta olarak kabul edebilirsiniz ama dediğim gibi bu orta noktaları hesaplayarak nokta bulmak yanılgılara neden olabiliyor. Bu her iki nokta da Liv 6 medial malleus'tan 7 cun yukarıda proksimalde. GB36 da lateral malleus'tan 7 cun proksimalde yerleşiyor. Onun haricinde böbreğin zayklet noktası KIL 5. Bu hepimizin bildiği KIL 3 noktasının 1 cun inferiorunda yerleşiyor. Böbreğin eşlenik meridyeni olan mesane meridyeninde Bladder 63 noktası, Zayklef noktası. Bu noktayı sistit vakalarında kullanabilirsiniz. Bu nokta topuktan anteriora doğru ilerlediğinizde küboid kemik çıkıntısına geldiğiniz noktanın hemen başlangıcında yerleşiyor. Yine alt ekstremitenin son zayklef noktalarına bakalım. Dalak meridyeninin zayklef noktası SP8. SP9'u hepimiz biliyoruz. SP9'un 3 cun inferiorunda tibianın medial sınırı yerleşiyor. Bu noktayı daha çok ismenorede kullanmışlar. Dalak mide meridyenine ait bir lenfadenopati varlığında akut evrede, erken evrede veya dudakta herpes labialis olsun veya mukozal lezyonların varlığında genellikle bunlar bir lenfadenopati ile zaten seyrediyorlar. Bu tür durumlarda Zayklef noktasını kullandığım oldu. Yine parotit vakalarında da kaba kulak vakalarında kullanabilirsiniz. ST34 mide meridyeninin zayklef noktası. Şöyle bir soru gelecek olursa. Şimdi bu zayklef noktaların hepsi diz ve dirsekten aşağıda yerleşir. Bunun tek istisnası hangisidir gibi bir soru gelirse ST34 cevabınız olsun. ST34 patellanın üst sınırından 2 cun yukarıda patella lateralinden çektiğimiz çizgi üzerinde. Bir de ne demiştik? Yin ve Yang Chiao, Yin ve Yang Wei meridyenleri olmak üzere 4 tane daha zayklef noktası var demiş idik. Şöyle belki kolaylaştırabiliriz.
Üzerinde yin etiketi olan sıra dışı meridyenlerin zayklef noktaları böbrek meridyeni üzerinde bulunuyor. Yin Chiao'nun zayklef noktası kit 8 iken yin Wei'nin zayklef noktası kit 9. Burada kit 8 hemen kit 7'nin anteriorunda aynı sınırda. Yani medial malleolus ile arasındaki mesafe kit jun. Kit 7 ile kit 9 arasında da 3 junluk bir mesafe var. Bu kit 7'nin hemen anterior sınırında, tibianın posterior sınırında kit 8 yerleşiyor. Peki hangisi Yin Chiao'nun zayklef noktası? Hangisi Yin Wei'nin zayklef noktası? Akılda kalıcılığını kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Şimdi hatırlarsanız Yin Wei meridyeninin master noktası üst tarafta yerleşiyor, kolda. Yin Chiao'nun master noktası ise kit 6 ayakta yerleşiyor. Yani üst ekstremitede yerleşen sıra dışı meridyenin zayklef noktası üstte, master noktası alt ekstremitede olan sıra dışı meridyenin zayklef noktası altta kalıyor diye belki akılda kalıcı kalabilirsiniz. Son olarak da Yang Chiao ve Yang Wei meridyenlerinin zayklef noktalarına bakalım. Yang Chiao meridyeninin zayklef noktası mesane meridyeni üzerinde bulunuyor. Bunu da şöyle akılda kalıcı tutalım. Yang Chiao meridyeninin master noktası hangisiydi? Bledir 62 noktası. O yüzden bu noktanın zayklef noktası mesane meridyeninin üzerinde yer alıyor diyebilirsiniz. Peki Yang Wei meridyeninin zayklef noktası nerede bulunuyor? O da GB35 safra kesesi üzerinde bulunuyor. Bunu nasıl kalıcı kılalım? Yang Wei meridyeninin master noktası Sanjiao 5 idi. Yani zayklef noktalar sıra dışı meridyenlerin zayklef noktalarının hepsi alt ekstremitede yerleşiyor. O zaman Sanjiao üzerinde olmayacağına göre alt ekstremitede Sanjiao ile aynı enerji polaritesine sahip meridyen hangisi? Safra kesesi. O zaman safra kesesi üzerinde bulunduğunu bu şekilde düşünebiliriz, aklımıza getirebiliriz. GB36 tam bu GB35'in anteriorunda yerleşen GB36 safra kesesinin zayklef noktası iken hemen posteriorunda, fibulanın posterior sınırında yerleşen GB35 ise Yang Wei meridyeninin zayklef noktası. Bu Yang Wei'nin klinikte kullanımına çok fazla bir örnek bulamadım. Ben kendim sıra dışı meridyenler üzerindeki zayklef noktalarını açıkçası kullanmıyorum. Giovanni örneğin siyatik ağrılarında, özellikle hareket kısıtlılığının olduğu siyatik ağrılarında Yang Chiao meridyeninin zayklef noktası olan Bledir 59'u master noktasıyla beraber, yani Bledir 62 ile beraber kullanılmasını öneriyor, etkili olduğunu söylüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.